Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar, yine tahmin edeceğiniz üzere oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda çok güzel bir Roketsan Baykar işbirliğine uzanacağız. Dün Akıncı TİA'mızdan tarihe geçecek bir atış gerçekleştirildi. TRG-230 füzemiz Akıncı TİA'mızdan hedefi tam isabetle vuraraktan ateşlendi. İlk konu başlığımız da bu haberimizin detaylarına göz atacağız. Daha sonrasında ise hep birlikte haberi yorumlayacağız. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Dün neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Roketsan tarafından geliştirilen TRG-230 karadan karaya füzesi havadan atılacak şekilde revize edildi. Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA'nın ilk atışı Bayraktar Akıncı TİHA tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Atış testi kapsamında Çorlu'dan havalanan Akıncı TİHA, Sinop'taki test sahasına ulaşmak için yaklaşık 700 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi. 25 bin fit irtifadaki Akıncı TİHA tarafından Sinop'ta belirlenen hedefe karşı gerçekleştirilen TRG-230 İHA füzesi 100 kilometreden daha uzun bir menzilden hedefini başarıyla vurdu. Türk medyası tarafından edinilen bilgiye göre 20 ile 150 kilometre arasında etkili menzile sahip TRG-230 İHA füzesi hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaştı. Gerçekleştirilen atış Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliği taşıyor. Yaşanan bu gelişme ile birlikte Türk savunma sanayi dünya harp doktrininde yeni bir sayfa açarak tarihe geçti. Mühimmatın havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyeti siyalara kazandırılmış oldu. Sizlere bugün de yeni bir savunma sanayisi gelişmesi duyurmayacağımı düşünüyorsanız yine bugün de yanıldınız değerli dostlar. Ayrıca belirtmek isterim ki ilerleyen dönemlerde insansız hava araçlarımıza TRLG ailesi, TRLG bileceğiniz üzere lazer güdümlü mühimmatlardı. O mühimmatların da entegre edilmesi beklenmekte. Hemen akabinde tabi böyle bir gelişmenin bize nasıl bir faydası olur? Hepimizin aklına gelmiştir bu soru. Değerli dostlar, aslında bu gelişme ne anlama geliyor biliyor musunuz? Artık bundan sonra insan hava araçlarımız, örnek veriyorum, düşmanın tehlikeli bölgesine giriş yapmadan füzeyi bırakıp 100 kilometre öteden keyfine bakacak, hemen U dönüşünü atacak. Fakat füze hedefine tam hızla, balistik bir hızla gitmeye devam edecek. Türk savunma sanayisi dün aslında Roketsan Baykar işbirliği ile tam bir canavar yarattı. Çünkü insan hava araçlarımızdan atılan bu TRG füzeleri tam bir hava savunma sistemi düşmanı. Düşman hava savunma sistemleri bu füzeleri fark etmekte oldukça zorlanacak, hatta hiç fark edemeyecek. Ayrıca dün Türk savunma sanayisi dünyada yeni bir konseptinde, haberde de belirttiğimiz üzere, kapısını açmış oldu. Dünyada Türkiye'den başka insan hava araçlarından roket atan başka bir ülke bulunmamakta. İsrail var, fakat İsrail'de savaş uçaklarından atmakta bu tür roketleri. Çok güzel gelişmelerdi. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmaya tam gaz devam diyorum ve akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde İsveç'e gideceğiz. Tahmin edeceğiniz üzere İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den yine Türkiye açıklamaları mevcut. Türkiye'nin terörle mücadelesine değindi Billström. İsveç'te neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ülkesinde yayımlanan Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada İran ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı pençe kılıç hava harekatını değerlendirdi. Bakan Billström, her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DAEŞ'le mücadele önemli, fakat Türkiye yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükümeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor ifadesini kullandı. İstanbul'daki saldırının arkasında terör örgütü PKK-YPG'nin olduğuna dair Türk hükümetinin açıklamasına güvendiğini vurgulayan Billström, terör örgütünün açıklamalarına güvenmediğini kaydetti. Billström, Türkiye ile yapılan NATO üyeliği görüşmelerinde ilerleme sağlandığını hissettiğini dile getirdi. Dünyada ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Billström, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmesinin kötü olacağını belirtti. İşiniz gücünüz NATO'ya girmek, NATO'ya girdikten sonra bu ifadeleri kullanmayacağınızı hepimiz adımız gibi biliyoruz. Yani çok zor bir şey değil Sayın Billström. Çıkacaksın kameralar karşısına, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı, hain terör saldırısı YPG PKK tarafından gerçekleştirilmiş diyeceksin. Fakat bunu bile demiyorlar. Ne diyorlar? İşte terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği konusunda biz Türkiye'nin açıklamalarını dikkate alıyoruz, terör örgütlerinin açıklamalarını dikkate almıyoruz diyorlar. Yani açık bir şekilde sen bunu bile dile getiremiyorsan İsveç olarak NATO'nun
kapısında Brüksel'de şöyle genel merkezin önünde kocaman bir çadır kurmaya hazır ol. Siz seversiniz bu tür eylemleri İsveç olarak çadır madır kurmaya, zaten alışkınsınızdır da. PKK, YPG Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmektedir diyemiyorlar. Diyemeyeceklerse de önümüzdeki dönemlerde Türkiye gerekeni yapacaktır diyorum ve akabinde 3. konu başlığımıza geldiğimizde Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'da şu günlerde çok telaşlı anlar yaşanmakta. Değerli dostlar, Yunanistan'ın savunma bakanı Panagiotopoulos dedi ki evet dedi, biz Yunanistan olarak Ukrayna'ya desteğimizi sürdürüyoruz. Fakat eğer ki Amerika Birleşik Devletleri bizim elimizde bulunan S-300 sistemlerini Ukrayna'ya göndermek istiyorsa bize son model işte ABD yapımı Patriot olur, o olur, şu olur. Onları bize göndersin. Biz de sadece S-300'ler değil, devamında işte Tor sistemleri, elimizde bulunan kısacası tüm Rus sistemlerini Ukrayna'ya gönderelim dedi. Yunan medyasına bir gidelim. Bu haberin detayları nasıl aktarılmış hep birlikte öğrenelim. Haberimiz şu an sizlerle. Yunan medyasından Pentapostagma, Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un itirafı, ABD bize Patriot verirse S-300'leri Kiev'e göndermeye hazırız dedi. Haberin detaylarında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'nin karşılığında Atina'ya Patriot füze savunma sistemi göndermesi halinde ülkenin Ukrayna'ya S-300 füze sistemleri göndereceğini söyledi. Yunanistan Savunma Bakanı satın almaktan değil kurmaktan bahsetti. Bu da Patriot sistemlerinin Amerikalıların kontrol altında olacağı anlamına geliyor. Bu itiraf Milli Savunma Bakanlığı'nın Noel mitinginde yapılmıştır diye Yunan medyası haberine devam etti. Son olarak da bakan ayrıca Atina'nın Kiev'e sadece S-300'ü değil Tor-M1 ve OSA komplekslerini de göndermeye hazır olduğunu kaydetti. Daha önce Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos bir grup batılı devletin Kiev'e yardım konusunda yaptığı bir toplantıda Yunan makamlarının Ukrayna'ya askeri desteğini durdurmayacağını söyledi. Panagiotopoulos'a göre Atina, Ukrayna tarafına uygun yardımı sağlamaya devam edecek denildi. Yunanistan'da bu tür gelişmeler yaşanırken aslında birinci ve üçüncü konu başlığımız arasında çok ince bir bağlantı bulunmakta. İlk konu başlığımız neydi? TRG 230 füzemizi ilk kez insansız hava araçlarımızdan denedik demiştim. Devamında da Yunanistan'ın hava savunma sistemleri. Değerli dostlar, Yunan medyası kendisi de belirtmemiş mi? İşte Amerikalıların kontrolünde olacak bu sistemler diye, eğer ki Patriotlar Yunanistan'a verilirse. Artık TRG 230'u biz Akıncı'dan bırakırız. Büyük ihtimalle İzmir'e falan varmayız. İşte böyle Manisa civarında TRG'yi bırakırız. Zaten 100-150 kilometre menzili var. Akıncı üstüne geri döner. Akabinde ise Yunanlar büyük ihtimalle telefondan şifre beklerler. Hatırlayacağınız üzere Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine artık bir şifre uygulamasına başlamıştı. Özellikle de F-35 programındaki ülkelere. Büyük ihtimalle Yunanlar daha şifre gelesiye TRG 230 füzemiz Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden almış olduğu Patriotları etkisiz hale getirecektir. Bu sadece ufak bir senaryoydu, öyle üstünde çok da düşünmedim. Akabinde bugünkü dördüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden kıymetli, birbirinden önemli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Pakistan'a gideceğiz. Pakistan'dan sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'den geldi. Zardari dedi ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için en son New York'a geldiğimde onlarla, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kastetmekteydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşme imkanım oldu. Misyonlarına gittim ve görüştüm. Pakistan açıkçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşüyor. Kıbrıs Türklerini desteklemeye devam edeceğiz diye Pakistan Dışişleri Bakanı çok önemli bir açıklama yaptı. Yani değerli dostlar, inşallah önümüzdeki dönemlerde kim bilir belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Pakistan tanıyabilir. İnşallah hayırlısı olsun diyorum ve Karabağ'a bir gitmek isteyeceğim. Ermenistan 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra almış olduğu yenilgiye bir türlü doymak bilmiyor. Bu kez de Ermeni birlikleri Karabağ'ın Askeran bölgesine anlaşmaya aykırı olarak, hani şu üçlü anlaşma vardı ya, işte o anlaşmaya aykırı olarak hava savunma sistemleri gönderdi. Fakat tabii ki de Ermenilerin göndermiş olduğu hava savunma sistemleri tabiri caizse müzeye kaldırılacak cinsten. Bayraktar TB2'lerimiz bu sistemin kat be kat modern hali olan Buk ve Panzer'ları etkisiz hale getirmişti. Fakat Ermeniler 1957 yılından kalma bir hava savunma sistemiyle Bayraktar TB2 düşürmeyi düşünüyorlarmış. O zaman ne diyelim, çok düşünsünler. Suriye sahasına bir inmek isteyeceğim. Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezi başkan yardımcısı Egorov'dan Türkiye ve Rusya'nın ortak yapmış olduğu devriyelere ilişkin bir açıklama geldi. Dedi ki Egorov, Suriye'nin kuzeyindeki durum genel olarak istikrarlı ama Türk güçlerinin bölgedeki YPG-SDG mevzilerine yaptığı saldırılar durumu istikrarsızlaştırıyor. Türk güçleri hiçbir gerekçe göstermeden Türkiye-Rus devriyelerine katılmıyor diye açıklamalarını sonlandırdı Egorov. Allah Allah, acaba niye katılmıyoruz? Bir düşünün bakayım. Bir saçma sapan açıklama da Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan geldi. Floros
Soros dedi ki tüm senaryolara hazırlık yapıyoruz. Her senaryoya verecek bir yanıtımız var. Yunanistan zor bir rakiptir. Güçlüdür ve gerektiğinde acımasız olacak Yunanistan. Egemenliğimize meydan okuyan her türlü girişime karşı tepkimiz amansız olacak diye alttan alttan Türkiye'yi hedef aldı Floros. Gördük mü değerli dostlar, Yunanistan zor bir rakipmiş. Göreceğiz bakalım nasıl bir rakipsiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda göreceğiz o günleri de. Hemen akabinde bir başka güzel savunma sanayi gelişmesine gideceğiz. Değerli dostlar, dün paylaşılan bir videoda BMC Power'ın Altay tankına Batu motor ve transmisyonunun başarıyla entegre edildiği görüldü. Yakında müjde büyük ihtimalle verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Kısacası yerli ve milli Altay tankımız önümüzdeki günlerde BMC'nin üretmiş olduğu yerli motorumuz Batu ile hareket edecek. Bangladeş'e gideceğiz. Bangladeş zafer gününde tanıdık yüzlere rastladık. Bangladeş'te zafer günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde sergilenen ve Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 füze sistemini şu an görmektesiniz. Bangladeş'in envanterinde TRG-230 füze sistemleri de bulunmakta. Evet, bu TRG-230 bizim insansız hava araçlarımızdan atmış olduğumuz füzenin kara versiyonu, onu da belirtmek istiyorum. Dünya turumuz tüm hızıyla devam ederken Libya'dan gelen kısa bir açıklamaya gideceğiz. Libya'da Fethi Başağı'dan bir açıklama mevcut. Fethi Başağı, Mısır, Yunanistan ve Türkiye'nin deniz sınırlarının çizilmesi için birlikte müzakere etmesini önerdi. Fethi Başağı gerçekten de bu nasıl aklına geldi ya? Biz bunu daha önce nasıl düşünemedik? Benim oldukça dikkatimi çeken, eminim ki sizler için de oldukça önemli olan bir habere uzanacağız. Değerli dostlar, hani sizlere son dönemde diyorum ya, artık neredeyse her gün yeni bir savunma sanayi gelişmemizi sizlere duyuruyorum diye. Evet, gerçekten de maşallah ülkemizin son dönemdeki savunma sanayi atılımları takdire şayan. Fakat bir diğer önemli husus da bu savunma sanayi gelişmelerimizin korunması. Sonuçta Türkiye üretiyor, fakat yabancı devletler de Türkiye'nin üretmiş oldukları sistemleri merak ediyor ve ajanlık faaliyetleriyle bu sistemlere sızmak istiyorlar. İşte değerli dostlar, Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuya da el atmış. Milli İstihbarat Teşkilatından savunma sanayinde çalışanlara istihbarata karşı koyma eğitimi verilmiş. Yabancı istihbarat servisleri ve oluşumların Türk savunma sanayine ilgisine binaen MİT harekete geçti. 2009'dan Mayıs 2022'ye kadar 411 kurumdan 21.593 üst düzey yönetici, mühendis ve uzmana toplam 259 adet İKK ve stratejik işbirliği briefinginin verildiği kamuoyuna yansıdı. Gerçekten de oldukça önemli bir konuydu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün öyle bir açıklama yaptı ki hani ciddiye alınır mı alınmaz mı pek bilmem, fakat açıklamalarını size aktarayım, artık siz karar verin. Dedi ki Zelenski, Putin'le ringe çıkmaya, dövüşmeye hazırım. Hemen yarın hazırım. Gerçekten adamsa başkalarıyla mesaj göndermez. Kendisi gelir diye Zelenski bir açıklama yaptı. Hani ne bileyim, bence değerli dostlar, bir devlet başkanına, özellikle de savaş yöneten bir devlet başkanına hiç yakışmayan bir açıklamaydı. Yani ne diyecek Putin, bu teklifi kabul mü edecek? Allah için değerli dostlar, gerçekten de bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Yavaş yavaş bugünkü sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken değerli dostlar, Rus medyasından Avia Pro'ya bir gitmek isteyeceğim. Değerli dostlar, Avia Pro'nun aktarmış olduğu haberlere göre Rusya, Azerbaycan'a Ukrayna'ya sağlamış olduğu enerji desteğinden dolayı öfkeliymiş. Haberin detayları aynen şu şekildeydi. Rusya trafo ve jeneratörleri Ukrayna'ya devrettiği için Azerbaycan'a öfkeli. Azerbaycan'ın ülkenin enerji sistemini eski haline getirmek için Ukrayna'ya trafo ve jeneratör göndermeye karar vermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Bakü'nün böyle bir hamlesinin kafa karıştırıcı olduğunu bildirdi. Bugünkü son sosyal medya haberlerimizde hep birlikte bir dün gece yakalamış olduğum önemli bir radar izine uzanacağız. Değerli dostlar, görmüş olacağınız üzere NATO'ya ait gözlem uçağı Konya'dan havalanıyor yine her zamanki gibi ve hemen akabinde Romanya hava sahasına girerekten Ukrayna'ya istihbarat desteği sağlamakta. Hatırlayacağınız üzere bu konuya ilişkin yorumlarımı bir önceki videolarımızda belirtmiştim. NATO neden sürekli Konya'dan uçak kaldırmaya devam ediyor? Acaba NATO'nun farklı bir amacı, acaba NATO'nun Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme amacı olabilir mi diye görüşlerimi sizlerle paylaşmıştım. Kısacası bu süreç, bu hengame devam etmekte. Dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizi de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaştım. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.